Canlar merhaba. Aleviler ve Aleviliğin 100 yıllık hikayesini anlattığımız Yolun 100 Yılı programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine erken cumhuriyet yıllarında gezinmeye devam edeceğiz. Çünkü bu yıllar Yüzyılın e, geri kalan kısmında çok belirleyici bir role sahip. E, bu dönemde özellikle iki kanun e, Aleviler açısından çok önemli. Birisi köy kanunu, diğeri de tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili kanun biliyorsunuz. E, konuğumuz, hep Can TV izleyenlerin yabancı olmadığı tanıdığı bir isim, Ali Kenanoğlu. Hoş geldiniz programımıza Ali Bey. Evet, iki kanunu konuşacağız bugün. Evet. Erken Cumhuriyet'te gezinmeye devam ediyoruz. Erken Cumhuriyet gerçekten çok belirleyici İyi. oldu daha sonra politikalar için. Bu iki kanunun detaylarını soracağım ama girişi nasıl yaparsınız? Evet. Yani? Aleviler için anlamı nedir bu? Giriş? Yani şöyle ele almak lazım ee, esasında e, yani Cumhuriyetin kuruluşu e, yani Türkiye Devletinin kuruluşu var 1920. Hı hı. E, bir de Cumhuriyetin e, ilan edilmesi var 1923. E, daha önceki programlarda da bunu izah etmişim ama şunu hatırlatmak lazım. Evet. Hep e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulmuş gibi sahipleniliyor. Gerek cumhuriyetçiler tarafından gerekse devlet aklı tarafından. Hı hı. Yani örneğin 100. yıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. yılı deniliyor. Evet. Aslında 103. yılıydı 100. yılı değildi. Siz göre hı. 1920? Meclis baz alıyoruz. 1920 de. yani hı. ilk hükümet kurulmuş, hı hı. Türkiye devleti kurulmuş, 1921'de hı hı. anayasa yapılmış. Dolayısıyla devlet 1920'de kuruluyor ve 1921'de anayasa yapıyor. Şimdi dolayısıyla kuruluş olarak belki e, alacaksanız hani 20 almadınız diyelim 21'i almanız gerekir. Anayasa. Ama niye? E, yani, örneğin 1923'te ne oluyor? Yani 29 Ekim 1923'te ne oluyor? Bir madde de değişiklik yapılıyor sadece. Yani 1921 anayasasına bir ekleme yapılıyor. Hı hı. Devletin şekli, idari yapısı, hükümet yapısı cumhuriyettir deniliyor. Aslında devlet kurulmuş anayasası var. Sadece şekline bir cumhuriyet ekleniyor. Yani 1923'te yapılan bu. Ama bunu yok saymanın bir sebebi var. Yani 1920'yi, 21'i yok saymanın bir sebebi var. İşte o 3 yıl yani 20 ile 23 arasındaki o 3 yıl ve esasında 1921 anayasası. Nedir bu? Bu Alevilerin de, Kürtlerin de bu topraklarda yaşayan, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni oluşturan topraklarda yaşayan bütün toplumsal kesimlerin aslında mecliste temsil edildiği bir dönem o dönem. Şimdi şöyle düşünün. Hacı Bektaş Dergahı postnişini Cemalettin Çelebi Meclis Başkan Yardımcısı. 1920'de ve 1921 Anayasası falan sürecinde de bunlar var. Ha hastaydı meclise gitti gitmedi başka bir şey. Ama, ama sonuçta şöyle bir Ama bu var. ülkenin resmi tarihinde yani 1920'den hı hı. alacaksan bu ülkenin tarihini ki o yüzden biz alman gereken tarih budur diyoruz. Hı hı. Ee, birinci Meclis'teki Başkan Yardımcısıdır Hacı Bektaş Dergahı postnişini ne yapılıyor? Ya işte Lazistan mebusu var, Kürdistan mebusu var. Peki ne yapılıyor? Bütün bu tarih yok sayılmak isteniyor. Yani Alevi'yi yok sayıyor, onun oradaki makamını yok sayıyor. Kürd'ün vekilliğini yok sayıyor, Dersin mebusunu yok sayıyor. Ve her şeyi 1923'ten başlatıyor. Çünkü 1923 başka bir tarih başlatıyor. Şimdi biraz onu konuşacağız. Hmm. Şimdi, e... Dolayısıyla çoğulculuğun hmm. bittiği tek Tekilin başladığı. Başladı. O anlamıyla e, hani cumhuriyeti e, kutsayıp hı hı. E, bu devletin başlangıç tarihini cumhuriyet olarak ele aldığın zaman Kürdü, Alevi, Lazlı Çerkez'i bütün etnik ve kültürel kimliklerin tamamını yok sayan tekçi devlet yapısını kabul eden bir anlayışı kutsuyorsun sen. Böyledir. O anlamıyla ben itiraz ediyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin ya Türkiye devletinin kuruluş Kuruluşu tarihi 23 değil. 23 değil. 20 yani. diyorsunuz. 20'dir en şey ihtimalle 21 anayasasını baz alırsın ve devletin kuruluşunun onaylandığı. Bu arada bir de öyle bir programda yaptık. Bir yani yaptık. Evet. Şimdi Yatalım o anlamıyla ya. o anlamıyla biz burada Aleviliğin aslında cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte yani Türkiye devletinin değil, cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte 1923'te birlikte nasıl yok saydığını işleyeceğiz. Yani evet. buradan iki temel kanun olarak bunu alıyoruz. Yani dolayısıyla ee, bu iki kanunun e, direkt bak. alevileri yok saymak ya da alevileri cezalandırmak Evet. Için. yani bir bütün olarak aslında şöyle oluyor. ya yani ortada bir Türkiye devleti nasıl kuruluyor biraz ona baktığımız zaman ortada bir ordu var. Yani bir ordu var. Osmanlı'dan kalmış, varlığını sürdüren, hiyerarşik yapısını koruyan, güçlü bir ordu var. Şimdi bu orduya önce bir devlet lazım. Ve ee, bir devlet kurmaya karar veriyorlar. Ee, nedir? İşte e, diyorlar ki misak-ı milli sınırları bizim sınırlarımızdır. Bu sınırlar içerisinde biz bir devlet kuracağız. Peki. Bu devleti kurarken bütün toplumsal kesimlerle bir ortaklaşma sağlanıyor. Bir, bir uzlaşı. sağlanıyor ve hepsini e, yedeğe almak için ya da desteğini alabilmek için. Taci Bektaş dergahına gidiyor, Aribilere söz veriliyor. E, Said Nursi ile konuşuluyor, ona söz veriliyor. E, efendim Erzurum Kongresi'nde Kürtlere sözler veriliyor. E, bir sürü toplantılar yapılıyor ve her yerde herkese söz veriliyor. İşte Çerkez Ethem'e sözler veriliyor, Topal Osman'a sözler veriliyor ve herkes bu şeye hizmet etsin. işte bir biz tabir onların tabiriyle gavurlara karşı bir kurtuluş mücadelesi veriyoruz ve İslam'ın bayrağını burada oluşturacağız. Ama Hacı Bektaş dergana gidilince ne deniliyor? İslam'ın bayrağından falan bahsedilmiyor. Cumhuriyeti kuracağız. Hı hı. E, layık bir devlet oluşturacağız hı hı. deniliyor. Hı hı. Herkes eşit olacak falan deniliyor. Yani nabza göre şerbet hikayesi orada çok geçerli bir şekilde kullanılıyor. E, ve devlet kuruluyor. Devlet kurulduktan sonra da bu devlete bu sefer millet lazım. Çünkü millet çok parçalı. Ya yani kimi Kürt, kimi Laz, kimi Çerkez. İmparatorluk Tabii kimi Alevi, kimin inancı farklı, kimisinin dili farklı. Ve dolayısıyla bir millet gerekli. Yani bu millet ne olacak? Ve millet Sünni Türk asli unsuruna sahip bir millet anlayışı benimseniyor. Ve ondan sonra kanunlar buna göre yapılıyor. Yani Türk olacak. E, sünni, sünni olacak. olacak. Olmayanlar e, buna e, göre yaşayacaklar. Yaşamayanlar asimilasyona tabi tutulacaklar. Asimilasyonu reddedenler de başlarına her türlü felaket gelebilir. Gelecek. Tamam. Bu. Şimdi bu anlamıyla e, köy kanunu e, çünkü o zamanlar e, Alevi toplumunu e, hani biraz köy toplumu olarak Hı. da kabul edersek e, Osmanlı'nın Hı. sürecindeki Hı. yaşadıkları e, meselelerden kaynaklı olarak daha çok tabii, O sıralarda göre, köydeler. Evet, köy, Bu arada şey 1924 olduğunu söyleyelim hatırlatalım. E, köy kanunu 1924 Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra kabul edilen bir kanun. E, Cumhuriyetin... Hatta bir yıl bile değil ee, şöyle. Ha, birkaç ay diyelim. E, evet çünkü 29 Ekim'de 1923'te evet. kabul ediyor köy kanunu 18 Mart 1924. Mart. Hı hı. Yani hı hı. dolayısıyla 5 e, aylık filan sonra 5 ay sonra yapılan bir kanun. Hı hı. Hı hı. 18 Mart 1924'te yapılıyor. E, burada... Ee, esas mesele işte köyün bir tanımı yapılıyor. Yani köyün tanımı yapılırken e, mad madde 2'de deniliyor ki cami, cami, hı hı. mektep, otlak, yaylalık, yaylak, bal e, baltalık gibi orta malları bulunan ve toplu veya dağınık evlerden oturan insanlar bağ ve bahçe ve tarlalarıyla birlikte bir köy teşkil eder. Hı. Yani burada camisi olacak. Direkt, yani. baştan. En başta onu sayıyor bakın yani, cami bir, bir, madde bir. Cami. Şimdi dolayısıyla sizin caminiz yoksa köyde değilsiniz bir kere yani köy tanımına girmiyorsunuz yani. Kafana. Sizden ne köy olur ne kasaba. Aynen. evet Senin de köy kasaba olabilmesi için cami <laughs> yapmamız olalım. Cami yapmamız lazım. O yüzden yani Hı -hı. köye cami gerekir çünkü yani köyün camisi olması gerekiyor ve köy kanununda e, bununla kalmıyor yani diyelim köyünün yapacağı işler meselesinde muhtarın yapılacağı işler meselesinde falan da Hı -hı. benzer atıflar var. Ve e, bu köy kanununda yani 442 e, sayılı e, köy kanununda köy imamı maddesi de var yani. yani evet bu, bu, camiden sonra tabii köy tabii, imamı. Yani Hı -hı. Kö bir köy imamdan oluşur yani imam vardır bu köyde Hı -hı. E, ve köyün e, oluşmasındaki temel unsurlardan birisi de köy imamıdır. Hı -hı. Yani imam olmadan o köy tamamlanamaz. Yani cami olacak işte bir diğerleri de olacak ama imam da olacak. Şimdi bunları niye söylüyoruz? Ya bunlar duruyor hani bir taraftan da. Mı? Hı, hı Bak bu duruyor. Ya yani bu kanun şu anda yürürlükte ve bu maddelerle yürürlükte. Şimdi ilginçtir bir gün <laughs> Yıldırım e, Akbulut bizi ziyaret etti. Ben Ok Meydanı Cemevi yöneticisiyim. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> meclis başkanlığı yaptı. 90'lardı ses... 90, 90 evet. Yani Meclis başkanlığı yapmış Hı -hı. Ee, sonra bir şey adaydı galiba ne milletvekili adayı mıydı bir şey adayydı ee, Yıldırım Akbulut Hı -hı. Ee, Ok Meydanı cevindeyiz işte şu ile beraber geldi Biz de yönetimdeyiz oturduk ee, ondan sonra ne sorunlarınız ne filan hani klasik işte gidersiniz bir yere ne, ne eksiğiniz var ne eksiğiniz var <laughs> derdiniz ne sorunuz ne yani herkesten şu beklenir basit. E, efendim bizim işte boyamız akıyor, işte badana yok, işte şu yok, bu yok falan beklerler. Ya, biz öyle değildik tabii yani. Ben doğrudan şeyden girdim. Hocam dedim yasalarla ilgili başkan dedim yani. Bizim sorunumuz önce yasalar dedim yani. Biz boya badana işini biz hallederiz. Bu değil yani. Ne yasası dedi ne oldu ya? Dedim önce köy kanunu bir değiştirin. Köyümüzü köy say önce. Evet tabii yani. Dedim köy kanunu var. Köy kanunlarının camisi olmayan yere köy denmiyor. Ya olur mu öyle şey dedi ya sen nasıl konuşuyorsun öyle dedi dedim ya sayın başkan yani siz meclis başkanlığı yaptınız köy kanunu orta evde duruyor ve hala yürürlükte yani bir bakın lütfen dedim yani. Hı hı. Ve ondan sonra adam yani köy kanunundan haberi yok. Yani Alevilerin yaşadığı ayrımcılıklardan haberleri yok. Hani o yüzden çıkıyorlar ya her e, eline mikrofonu alan. Yani ne ayrımcılığınız var? Yani ne eksikliğiniz ne var tırnak. da konuşuyorsunuz? Zaten herkes tırnak gibiyiz. Etnik tırnak gibiyiz. Herkes yurttaş, herkes vatandaş. <laughs> Ne eksiniz var da konuşuyorsunuz ki böyle e, ayrımcılıklar yapıyorsunuz, bölücülük yapıyorsunuz e, diye söylüyorlar ya haberleri yok çünkü çok şeyden yani. Hı hı. Şimdi ben milletvekiliyken köy kanunuyla ilgili e, biz değişiklik önergesi verdik hani. Sizden önce veren olmuş mu? Var, bizden önce de var. Hı hı. Yani daha önceki dönemlerde de verilmiş. Yani bu durumda hı hı. mesela cami olmayan e, yani çok az köy kaldı. Onlar köy sayılmıyor mu? Nasıl bir yasal boşluk mu oluyor? Yani esasında şey var. E, yasaya tam uymuyor. Hani ha, ha. diğer hususları tamamlıyor. Ha, ha. Diğer hususlar tamamlanıyor. Ama işte imamı, camiyi tamamlıyor. Yani orayı tamamlamıyor. Yani eksik hususlar var. Hı hı hı. Ee, bir gün sizin kapınıza dayanıp ya kardeşim bu köyü tamamlamamız gerekiyor. Cami koyacağız. Diyebilir. diyebiliyorlar. Diyorlar da yani buna kimse de ne, niye yapıyorsun ee, yani sen benim köyüme nasıl cami yaparsın dediğin hı. zaman köy kanunu önüne koyabiliyor yani. Doğru. Bir dakika diyor köy kanunu var bir kere ya yani. yasal bir şey yapıyorum ben yap ben yazmadım bunu. Bu köy kanunu yürürlükte duruyor. Biz bu konuyla ilgili köy kanunda değişiklik bir bütün olarak hani bir <laughs> temel bir takım kanunlarda değişik kanun teklifi hı. verdik yani. Kanun teklifi şu anda hala e, meclis başkanlığında duruyor. Yani onu hala alıp yürürlüğe sokup o kanunda değişiklikler yapabilirler. Hı hı. E, fakat e, dediğim gibi bu bir e, anlayış meselesi, bu bir bakış açısı meselesi. E, Cumhuriyet böyle kuruldu. E, yani bir bütün olarak işte aleviliği bir inançsal e, o inanç olarak kabul etmeme üzerine kurulu bir anlayış var. Ondan kaynaklı olarak da köy kanunu ki Cumhuriyet hemen kuruluşundan beş ay sonra yürürlüğe girmiş bir kanun ya da oluşturulmuş bir kanun. En temel kanun köylerini senin yok sayan bir Hı -hı. yerden hareket ediyor. Ve bununla ilgili daha sonra tabii bu, bu süreçler devam ediyor. Ve örneğin imar kanunu. Hı -hı. imar kanununda da benzer şeyler var. Yani... Biz bir yerde yani köyünüzde diyelim köye imar geldi. Hani bu büyükşehir meselesi evet. var ya şimdi. Daha sonraki yıllardaki. Evet ha. sonra ne oldu diyelim. E, büyükşehir yasası çıktı. Aha, aha. Şimdi büyükşehir yasası çıktığı zaman köyler mahalle oldu. Evet. Mahalle olunca e, köyler belediyelere bağlı. Hı hı. Yani ya ilçe belediyelere ya da büyükşehir Büyük belediyesine şey. bağlılar. Bulundukları hı. merkeze yakınlık uzaklıklarına göre. Ve dolayısıyla sizin bütün arazileriniz imar dahiline girmiş oldu, İmara girmiş oldu. Hmm. İmara girdiğiniz zaman sizin hmm. e, köyünüzde ibare yeri ayırıyorsunuz, hmm. ama oraya cemevi yapamazsınız örneğin. Hani bir köyü olsanız da yapamazsınız. Çünkü i̇mar kanununa aykırı. İmar kanununda cemevi e, ibare tane olarak Olar. ayrılan yere cemevi yapamazsınız. Bu mümkün değil. Hmm. E, bu bunlar getirildi. ve büyük şehir yasasının e, daha sonra tabii getirdiği başka sıkıntılar da var hem Aleviler açısından hem de Müslüman Sünni olmayan e, yurttaşlar açısından. E, köy tüzel kişiliğindeki bütün mülkiyetler e, belediyelere geçti. Hmm. Yani ya ilçe belediyesine geçti ya büyükşehir belediyesine geçti. Tamam. Yani Cemevi diyelim Kayseri'de yaşamıştık biz bu sorunu. Kayseri... Hacı Bektaş Veli Evi mi? Ee, Kayseri merkezdeki hacı yok şey, ora değil bir hı hı. köyde yaşadık Kayseri Büyükşehir ilan edilince hı. köyün cemevinin mülkiyeti muhtarlıkta ya Tamam. bu mülkiyet Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne geçiyor hı hı. şimdi belediye yönetiyor orayı yani Tamam doğru. Ben de Maraş'ta Elbistan'da galiba rastladım. Bu, bu olmaması için onun mülkiyetini işte mutlak <laughs> değil de başka türlü e, yollarla köy tüzel kişi özel mülkiyet gibi yapılıyor. Ortak mülkiyet bir şey. Yani bir kanunu dö dönecek bir şeyler yani, bulutlardı. Çünkü büyükşehir ilan edilince zaman köyde, köydeki bütün e, malınız Hı. mülkünüz neyiniz varsa o belediye geçiyor. belediye geçiyor. Yani belediye geçmesinin ne e, sakıncası var denilebilir. Ya sakıncası şu oralar onlar yönetiyor. Tapu onda artık yani. Sen tabii, değilsin tabii. ya tapu sahibi. Yani başka bunun yani cemaatlerinde yine bunlar bertaraf edildi daha sonra Kayseri'deki meseleyi hmm. çözdük filan. Ee, Ali Bir Kurum Başkanı'nı biliyorum o yüzden. Ee, fakat eee Süryanilere ait eee ibadet kiliseler, manastırlar filan e, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne geçti şeyde. Hmm. E, Mardin'de. Bu son değişiklik. Ve orada değil. şöyle bir şey yaptılar. E, şöyle bir şey yaptılar. Mardin belediyesi Belediyesi'de, HDP'de olduğu için doğrudan hmm. Diyanet'e e, aktardılar oraları. Öyle mi? Yani belediyeye vermediler. Yani dediler ki bu belediyenin işi değil, bu Diyanet İşleri Başkanı'na geçmesi gerekiyor. Mardin'de sınırlı olmak üzere. Tabii. Yani Mardin'deki kiliseler, havrular bir anda bir baktın Diyanet'in malı oldu yani. Ha, Ve buna, buna dava açıldı. Sonra kazandılar tamam. mı cemaat? Ya yani kazan, yani cemaat. kazananlar oldu. Davalası sürenler hala sürenler var. Hı hı. Yani bununla ilgili davalar hala devam ediyor falan edenler var. Hı hı. Ve kazananlar da oldu. Yani bu bir e, mahkeme konusu oldu. Yani e, Diyanet İşleri Başkanı'nın kuruluşu belli. Yani İslam ile alakalı bir kurum. Hiçbir hı hı hı. şekilde İslam dışındaki diğer inançları e, konu etmiyor. Kuruluş Tabii. amacı değil. İslam dinini yaymak, geliştirmek Yönetmek, ibadethane Onun yönetmek, görev alanından yani. ya da evet. kapsamından Hiç değil, alakası, alakası yok. Alakası yani bir kilise onun görev alanı değil. Cemre onun görev alanı değil. Doğru. Yani Diyanet hiçbir görev alanı değil. Ama bir anda kiliseleri, manastırları ben... falan oldu Diyanet'in. Evet. <laughs> ya, köy kanunu genel olarak Aleviler için zararı diyelim. ya Esasında <laughs> şur şuradan başlamak lazım. Yani köy kanunu Aleviler için ne tür zararı var? Belki Aleviler pratikte köy kanunu haberleri bile yok. Yani pratikte bir işlerine tabii. belki yaramıyor olabilir falan. Fakat sen bir ülkenin nasıl yönetildiğini kanunlarından görürsün yani. Hı hı. Kimi nerede gördüğünü, kimi nasıl görüp görmediğini de kanunlarına bakarsın yani. Şimdi senin köy kanunu diye bir temel kanun yapılıyor hı hı. ve bu kanunda sen yoksun. Bu yani resmi rejimde tanımadığını, tanımadığını gösteriyor. Tabii. Şimdi vatandaşa bunun yansıması ne oluyor? E i̇şte de cami yapma köye bir kanun gerekçesi oluşturuyor. <laughs> köy imamı kanunda yeri var. İmam atamasının gerekçesini oluşturuyor. ki 12 Eylül sonrasında. Tabii Hı. öncesi de var, sonrası da var. Halen de var yani. Bir halen sürü bir de şeyle de devam ediyor. Bir yasal dayanak olmuş oluyor seninleleştirme için. Tabii sünnileştirme için, asimilasyon için bir yasal dayanak. Yani senin seni yurttaş olarak, vatandaş olarak sen Müslümansın. Yani, evet. Böyle bak Sen Müslümansın. Müslüman değil misin sen diyor bir kere yani. Tabii, bir, bir sen kafadan doğru... bir kere hayır diyemiyorsun yani. Evet ya ben Müslümanım <laughs> Şimdi ondan sonra işin içinden çıkamıyorsun bir kere. Müslüman dediğin zaman paçayı kaptırınca da gittin. Gitti. Ondan sonra camide hak. <laughs> Efendim, imam da, i̇mam hak. da hak. Hepsi hak sana yani. Ondan sonra daha laf söyleyemezsin. Buradan yani o anda bile köy kanunun <laughs> Aleviler açısından halen dahi e, değiştirilmesi gereken kanunlar arasında duruyor. Biz dediğim gibi parlamentodayken bu konunun üzerine durduk. <laughs> Meclis konuşmalarım da var. Benim bunun üzerine e, kanun teklifim de var. Ee, yani bunu siyasi partilerin gündeminden e, e, düşürmemesi gerekir. Anladım. Yani temel bir kanundur, yok sayan bir kanundur. Bir toplumu, bir toplumsal kesimi ve onun inancını, ibadet annesini yok sayan bir kanundur. Bu kanunun değiştirilmesi konusunda Alevi kurumlarının da yani bunu e, taleplerin başına bir yere koymaları gerekir. Onu soracaktım. Siz parti olarak böyle bir şey önerdiniz. E, Alevi kurumlarının böyle bir talebi var mı? <laughs> Ya alibi kurumların talebi genel şey talep içerisinde var. Yani Cemevler ibadethane kabul edilsin talep içerisinde Hı. Hı. geçiyor. Yani bu. Hani köy kanunu değiştirilsin diye özel bir e, talep maddesi. Ya işte belki şöyle yanlış yapılıyor. Yani ben de bir kurum başkanlığı yaptım. Hı. E, belki özelleştiril de vermek gerekir bu konuda. Hı. Hı. Şöyle bir yanlış yapılıyor. Biz çok genel talepler e, ortaya Hı. koyuyoruz. Şimdi mevzu spesifik olmalı. E, tabii yani şimdi genel talep şu. Cemevleri ibadethane olmalı. Dediğin zaman ya bu hükümetleri aşan bir yere de gidiyor bir yerlerde Çünkü de devletin devrim kanunları, kuruluş kanunları, hmm. bilmem nesi şusu, busu, bir sürü bir şey devreye giriyor örneğin. Tamam hmm. Biraz sonra tekke ve zabiler kanunu konuşacağız. Bu kanunu biz hükümetle çok tartıştık örneğin. Onu da anlatacağım. Tamam. Şimdi bir sürü şey devreye giriyor. Argüman, engeller ortaya çıkıyor. Ama şuradan ilerlemek gerekiyor yani bugün. Örneğin bugün Alevi kurumları gittikleri zaman bir kuruma çok bir de şey bu. Yani çok meşru hmm. bir durum bu yani. Tamam. Yani şu köy kanunu alıp oradaki yetkili, yetkili kim? Cumhurbaşkanı mı görüyorsun? Cumhurbaşkanı. Başbakanla mı görüşüyorsun? Başbakan. Ya yani başbakan yok şu anda da. Bakanlar, belediye başkanı. Ya kardeşim bak şurada köy kanunu var. Al şu ikinci maddeyi şunu bir değiştir hele önce. Yani bunu somut bir şekilde ortaya koyduğun zaman ya karşı taraf bunu görünce bir şey de diyemiyor yani. Hani bu çok açık bir inkar var. Şimdi o anlamıyla Alevi kurumları bazı talepleri somut Somuta indirgeyerek. Anladım. Daha yani, e, genel olmaktan. Anladım. Genel olmaktan çok somuta indirgeyerek bunun üzerinden gitmesi gerekiyor. Hı. Yani benim köyümde cami yok. Olmasını da istemiyorum çünkü ben Aleviyim. E, ama şu kanunda bana zorunluluk kılıyor. Bu kanuna Lütfen... göre ben köy sayılmıyorum. Evet bu kanun önce bir değiştir. Yani buradan e, meselelere buradan girmek gerekiyor. Tüm maddelerden girmek gerekiyor. Tamam. O anlamıyla köy kanunu hem Alevi kurumlarının hem <laughs> siyasi partilerinin ...gündeminden düşmemesi gerekir. Hı hı. Sürekli e, iktidara e, karşı e, kullanabileceği en büyük ayrımcı kozlardan birisidir. Yani ayrımcılık yapılan, kanunla e, bölücülük yapılan... ...yani vatandaşlarını bölüyor bu kanun. Yani. Bölücüdür hı. bu kanun yani. yani. Ben hep meclis kürsüsünde söylemişimdir. E, bu ülkenin yasaları bölücüdür. Kanunları bölücüdür. Hakları değil. Değil, evet. O yüzden de bu kanun bir bölücü kanundur. Yani burada vatandaşları yurttaşları ayırıyor... Alevi köyünü köy kabul etmiyor, bölücülük yapıyor. Yani önce bunun değiştirmesi lazım. Bu buradan e, üzerine gitmek gerekiyor bunların anlıyorum. Eğer köy kanunu ile ilgili başka ekleyecek bir şeyiniz yoksa, Yok, evet. şey daha geniş kapsamlı bir tartışmayı hak eden konumuz daha var. 1925 evet. Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması. Bir de türbeleri de var değil mi? Tekke, zaviye, türbelerin kaldırılması kanunu adı bu galiba. Ya, türbe, tekke ve zaviyeler. Ha, Türkiye, türbe, tekke ve zaviyelerin kaldırılması 1925 Köy evet. Kanunu'ndan işte bir yıl sonra Şubat galiba bu da Şubat 1925'te. Ee, Aralıkmış. Aralık mıymış? Aralık evet. Peki bir, bir sene, evet. E, burada Bilmiyorum. amaçlanan ne, neydi? Yani şimdi biz kabaca şöyle biliyoruz resmi öğretiye göre biz böyle öğrendik. Devleti dinden arındırmak, laiklik evet. e, ve ona da geleceğim ayrı bir soru olarak ama Alevilerin de böyle bağrına bastığı önemli bir cumhuriyet devrimidir. Evet. Tamam yani bu, bunun amaçlanan neydi? Alevilere ne gibi fayda e, <laughs> veya zararları oldu? Ya Bu kanunu şuradan <laughs> tartışmak gerekiyor öncelikle. ve Biz tekke ve zaveler kanunu dediğimiz zaman e, Alevi toplumuyla da çok karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü <laughs> bir devrim kanunu olarak kabul ediliyor. <laughs> Cumhuriyet devrimlerine bağlı bir Alevi toplumu, e, onu sonuna kadar savunan bir Alevi toplumu. Ve Alevi toplumuna diyorsun ki ya bu senin devrim kanunu dediğin beni yok sayıyor. Beni e, işte e, <laughs> inancımı, ibadetimi yok sayıyor deyince bir iç tartışma başlıyor. Yani Alevi toplumun kendi içerisinde çok yoğun bir tartışma başlıyor. Şimdi orada ve karşı tarafın savunması sürekli şu. Diyor ki teki ve zaviler kanunu Aleviler için değildi. Sünniler için de Bütün sünni tarikatları, cemaatleri esas da onları kapatmak içindi aslında. Hı hı. O yüzden işte Alevileri ayıramadılar, içine koydular filan. Yani genel savunma bu şekliyle gidiyor. Tamam. Şimdi bu, bunun bir yanılgı olduğunu anlatmak gerekiyor önce. Neden yanılgı? Şimdi siz bu tekke ve zaviyeler e, kanunu esasında e, tekkeler ve zaviyeler bir inancın tarikatları tarafından e, kullanılan mekanlardır. Tamam. Yani bir tarikat. Dili e, toplum kuruluşları evet. aslında değil mi? Yani dönemi sivil yani toplum simit... kuruluşları tabii. Hı -hı. <laughs> Bunların e, ve tarikatların e, kapatılması anlamına geliyor bu tekke ve zaviyelerin tamam. kapatılması. Hı -hı. Şimdi mesele orada tam da bu köy kanundaki bir şey var aslında. Şimdi Alevilik, önce biz şuna karar vereceğiz. Alevilik İslam'ın bir alt tarikatı mıdır? Bakın mezhebi demiyorum. Doğru. Bak Tarikatı mıdır? Hı hı. Yani soru şöyle soruluyor. Hani belli bir kesim şunu diyebiliyor. İslam'ın farklı bir yorumu. Eyvallah tartışabiliriz. Tamam, aha, yani tartışabiliriz. Evet. Ee, ama İslam'ın bir alt tarikatı dediğin zaman sünniliğin bir alt tarikatına giriyorsun sen. Doğru. Şimdi bir mezhep olarak kabul etmiyorsun. Yani Aleviler de kendilerini çoğunlukla bir mezhep olarak görmüyorlar. Yani Hı -hı. İslam içerisinde görenler de <laughs> farklı bir yorum olarak görüp mezhep olarak görmüyorlar. Eyvallah. Hı -hı. Ee, tamam bunu da anladım. Peki tam mezhep olarak görmüyorsun da Hı -hı. sünniliğin bir alt tarikatı olarak nasıl görüyorsun? Şimdi burada ciddi bir çelişki var. Hı -hı. Çünkü tekke ve zaviyeler kanunu tarikatları kapatan bir kanun. Evet Şimdi sen bir kere tekke ve zaviyeler kanunuyla iki şey yapılıyor. Birincisi Alevilik bir tarikat olarak değerlendiriliyor. Yani alevilik sünniliğin bir alt tarikatı olarak görülüyor. Bir alt kolu olarak görülüyor. Hı hı. Ve deniliyor ki ya ben tarikatları kapatıyorum. Ve tarikatların bulunduğu, kullandığı mekanları da kapatıyorum. Nedir bunlar? Tekkeler ve zaviyeler. Tarikatlar burada işi yürütürler. Buraları da kapatıyorum. E dolayısıyla aleviliği de kapatıyorum. Çünkü alevilik de e, sünniliğin bir alt tarikatıdır. Dolayısıyla bunu da kapatıyorum. Şimdi biz aleviliğe olarak bunu kabul ediyor muyuz yani? Bir kere kendimize bunu soralım. Yani alevilik sünniliğin bir alt tarikatı mıdır? Bir kere bunun cevabını versinler. Benim cevabım hayırdır yani. Kesinlikle değil. Olamaz yani. Şimdi o o yüzden o zaman bir kere tekke ve zaviyeler kanunu bir kere buradan itiraz etmemiz gerekiyor. Eğer tekke ve zaviyeler kanunu Aleviliği yasaklamak istiyorsa Aleviliği ilgili ayrı kanun çıkarsaydı. Hmm. Ben Aleviliği yasaklıyorum deyip ayrı bir kanun çıkaracaktın yani. Şimdi sen tekke ve zaviyeler kanun içerisinde Aleviliği yasakladığın zaman Aleviliği iki kere hakaret ediyorsun. Bir kere Aleviliği sünniliğin bir alt tarikatı olarak kabul ediyorsun Tarikat. ve bunun üzerinden de Aleviliği yasaklıyorsun. Şimdi burada yasaklanan husus. Şimdi e, ve burada bir şey yapıyor. Yani şimdi ne diyor? Alimiyum e, tarikatlar, şeyhlik, dervişlik, e, müritlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, babalık, emelik, nakitlik, e, halifelik e, ve devam ediyor bakın. Bunları sayıyor. Bunlar alevilerin e, kullandığı e, makamlardır. Yani e, rütbelerdir Rütbele. yani, tabir yerindeyse e, ve devam ediyor falcılık, büyücülük, üfürükçülük, kayıptan haber vermek. Şimdi bunları aynı e, şeyde sıralamak bile aslında hakaretin biz, önde gideni. Yani bir, bir, bir tanımlama yapıyor. Hem Tanım. sünni <laughs> tarikatın, altı tarikatısın hem Bu tarikatın bu, tarikatın, bu, tarikatın bu, tarikatın bu Yani nuskacılık gibi Hı. ünvan ve sıfatların <laughs> e, kullanılması, bunların suistimal edilmesi, kullanılması falan diyor. Yani sen şeyhli, dervişli, dedeli, seyitliği, çelebili, babalı Tutuyorsun diyorsun ki falcılık, büyücülük, kayıptan haber vermemek, üfürükçülük. Bunlarla aynı kefeye koyarak bunların hepsini yasaklıyorum diyorsun. Hı hı. Bu yani kafadan e, bir hakaret e, unsuru olan maddelerden yani bir maddedir yani. E, yani Aleviliği sadece tarikat olarak e, kabul etmekle kalmayıp diğer taraftan da e, Aleviliği böyle üfürükçülük, e, nuskacılık, e, falcılık, büyücülük boyutlarında ele alıp bir de buradan yasaklıyor. Evet, kaldı diyor. ki birkaç sene önce gidip o tehlikeden <laughs> e, şey, kurtuluş mücadelesi için destek istenmiş değil mi? E tabi canım yani sonuçta Cumhuriyet kurulurken Hacı Bektaş Dergahı'ndan sadece Hacı Bektaş Dergahı'ndan istenmiyor tabii, aslında. Tabi tabi yani. Bulunduğu en her alanda oldu. yani en bilinen isimdir ve sembol isimdir Hacı Bektaş Dergahı. <laughs> ve sen tutuyorsun bir tarikat olarak kabul ediyorsan eğer Hacı Bektaş Deryağı'nı bir tarikatın liderini üfürükçülükle üfürükle tutuyorsun ve onu meclis başkan vekili yapıyorsun yani. Ha, bir de o, bir de o var. Yani. 1920'de. 1920'de e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk bak evet. ilk bir meclis başkan yardımcısıdır e, Cemal Çelebi. Hacı Bektaş Deryağı'nın ha, post işini. Bu önemli bir detay tabii. De. Şimdi sen bunu alıyorsun meclis başkan yardımcısı yapıyorsun. Ankara'da birinci meclisi gelsin Ankara'ya giden arkadaşlarımız. Hı hı hı. Ulus hemen altındaki o birinci mecliste gitsinler görsünler kimmiş ilk meclis, meclis. başkan yardımcısı. Cemaatin Çelebi'dir. Şimdi bunu yapıyorsun ondan sonra da falcılıkla, üfürcülükle suçluyorsun. Yasaklıyorsun filan bunları getiriyorsun. Bunların hepsi birer hakaret. Yani Düpedüz hakarettir Alevi toplumuna ve Alevi değerlerine hakarettir. Şimdi burada <laughs> tabii esas soru Alevi toplumu açısından esas soru şu. Yani tekke ve zaviyeler kanunu e, Aleviliği mi yasakladı? Bütün e, sünni tarikatları dahil olmak üzere hepsini mi yasakladı? İşte orada bir ayrıntı görüyoruz tamam mı? Diyor ki e, bu tekke ve zaviyeler hükümeti e, e, <laughs> dahilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhinin ta tasarrufundan gerek e, suveri ahırla test edilmiş, aharla test edilmiş. Aharla ne demekmiş? Burada şey de vardı. Ee, Hattatların kullandıkları kağıda süren nişanla, hani bir ünvanla e, yapılmış olsun. Bunların hepsi diyor, bunları yasaklıyor. Bunlar diyor, seddedilmiştir diyor. Peki orada bir şey yapıyor. Diyor ki, bunlardan usulü mevzuası dairesinde ilhal ilhal dediği neymiş? Ona da bir bakalım. Eee yani hemen şu anda e, cami veya mescit olarak kullanılan yerler ayrı tutuluyor diyor. Hı hı. Şimdi bu şu anlama geliyor. Senin bütün eee ibadet e, mekanını yasaklıyor. Bunun içerisinde cami ve mescit varsa bu diyor açık olur ve kullanılır diyor. Şimdi sünniliği yasaklamıyor. Sünni tarikatları yasaklamıyor. Çünkü Sünni tarikatlar zaten şöyle bir şey var. Sünni tarikatların tekkeleri vardı evet. Onların da tekkeleri vardı. <laughs> o tekkelerin içerisinde mescitler vardı. O mescide dokunmuyor. O da mescide devam et diyor. Yani. Ama... Dolayısıyla bu kanun hiç <laughs> de işte, e, herkese uygulanan bir şey. Hayır kesinlikle Ay, öyle. Şimdi bilelim. Hacı Bektaş dergahını ele alalım. Tamam evet. İçindeki cami mesela ha, ne zaman yapıldı? Ne oluyor? Bak Hı -hı. Hacı Bektaş dergahındaki cam 1830'larda yapılıyor galiba. 36 mıydı? Hmm. 26 Ya, miydi, ya 19. yüzyılda sanki. 30... 1800. Tamam. Ya, 2. Mahmut döneminde yapılmış. Evet Mahmut. Işte. Yapılıyor. İşte bu tekke ve zavile kanunuyla birlikte ne oluyor? O cami açık kalıyor. Açık kalıyor. Yani onu kapatmıyor. Hımm. -hı ona bir ayrı kapı tahsis ediyor ve oraya gidip ibadet edebilirsin diyor. Anladım. Şimdi bu Aleviler cephesindeki yansıması böyle ama Sünni tarikatlar cephesindeki yansımasında hiçbir şey değişmiyor. Yani tarikatlar o camilerde, mescitlerde şeylerini devam ediyorlar zaten. Hayretlerini akıtıyorlar devam ediyorlar. Peki hala günümüzde neden e, bu <laughs> negatif ayrımcılığı görmüyor? Yani bu bu kanunun bu yönünü neden görmüyor sizce? Yani çok iyi bir doktrinli mı geçtiler yoksa ya Aleviler okumuyor kusura bakmasınlar yani Aleviler böyle soru soran bir toplum olmaktan çıkmış durumdalar. Yani benim yani. tekkem kapanırken bu cami mescit niye kapanmıyor demiyorlar Değil mı? Demiyor yani şu bunu diyenler var. Hani hı hı. Yani günümüz açısından soruyorsan günümüz açısından Alevilerin hani belli bir kısmı özellikle hani bizim gibi yıllarca Alevi kurumlarında bu işi... E, e, direktli gündemde tutan hı hı. ve anlatan toplumu anlatan insanlarla birlikte hep birlikte yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Alevi bir toplumun önemli bir kısmı buna itiraz eder hale geldi. Yani bu, bu doğru değil diğer hale geldi ama genel çoğunluk hala çoğunluk, evet, çoğunluk hala bu önemli meseleyi şöyle görüyor. olarak görüyor Bunu olarak... hala şöyle görüyor. Bu cumhuriyetin olmazsa olmaz bir şeydir, evet. bu bir devrimdir. <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> dolayısıyla bu olmazsa ışı olur. Tabii işte olur. Ha, bu olmazsa ıshit olur. Diyanet evet. olmazsa dinayet olmazsa ıshit olur. Şimdi aynen ha, o şimdi zaman diyaneti de e, tamam. soracağız. Şimdi Bunu tamam. kapatıp diyaneti de 1904'a çözüldü. Yani bunu, şimdi bunu bu tabi bakın diyaneti başka bir şey e, var. E, arkadaşlar hmm. e, şimdi ne oluyor? Bu arkadaşlar görüntüye verebilirler. Öğren, o dönemlerde bu tekke ve zaveler kanundan sonra çünkü bu tür ünvanları kullananlara karşı da yasak geliyor ya. Aha. Cemler basılıyor. Cemler basılıyor. Evet, dedelerin müşriklerin e, değil tabii, mi? Tabi dedeler mürşitler ve cem yapan insanlar hapse atılıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar ekrana verebilirlerse e, o dönemlerde bunlar yapılıyor. Şimdi evet. Yani e, bunlar e, 1925'ten sonraki yıllar. Yani 25-35 e, arası 40'lara kadarki süreçlerde bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak yani tabii, bu, kanunda, şimdi bu bunlar e, bu bu gazete haberlerinden çok fazla var. Yani e, Ardahan'da işte bu görmüş olduğunuz Ayin hmm. yapan kızılbaşlar. Hmm. Ee, bunların hepsi bu kanunla birlikte yani tekke ve zaviyeler kanunla birlikte cemler basılıyor e, ve cem yapan insanlar e, tutuklanıyor. Hapse atılıyor. E, Göz dağı veriliyor yani her şeyden önce. Yani sen bir yerde bir dedeyi cem yaparken e, basıp hani e, basma kavramını şey açısından kullanıyorum. Hmm. Kanunsuz iş yaptı diye basıp e, alıp hapse atarsan Ondan sonra artık o bölgede cem ya yapılmıyor ya da korkularak e, binbir tedbirle yapılmaya başlanıyor. Peki aynı dönemde e, ne yapıyor? Aynı dönemde e, arkadaşlar bir diploma vardı. Aynı dönemde e, başka bir şey daha yapılıyor. E, aynı dönemde başka bir şey yapıyor. Diyanet kuruluyor. Tamam Tabii. diyanet kuruluyor. Tabii. Ama İmam Hatip e, okulları resmileştiriliyor. Yani 1912 yılında kurulan İmam Hatip okulları resmileştiriliyor. Bakın bu diploma e, 1928-29... E, ...yılına ait yani o dönemki mezuniyet diploması. 21 Haziran 1930 tarihli. Hı hı. E, yani 29 yılında mezun olan bir imam hatip öğrencisinin diploması. bunu e, Bunun kaynağı Mehmet Özgür Ersan'dır. Onun paylaşımından alınmıştır. Onu da bilgi notu olarak aktarayım. Şimdi bu diplomayı veriyorsun sen. Yani... E, yani imam oluyor değil mi? Ya tabii sen sünni İslam inancını evet. resmi olarak kabul ediyorsun... Ee, buna okullarda öğretiyorsun ve diploma veriyorsun sen e, imamlık yapabilirsin camilerde imama yap yapabilirsin Hı. diye diploma veriyorsun. yani. Öbür tarafta dedeyi hapse atıyorsun sürüyorsun sürüyorsun e, bin bir işkenceler yapılıyor sakalları kesiliyor bilmem ne falan filan filan otur işkenceler hiç konuşmuyoruz. E, bir sürü işkenceye maruz bırakıyorsun cemleri basıyorsun cem yapan insanları hapse atıyorsun ama öbür tarafta da sünni inancına okullarda resmi diploma veriyorsun. Şimdi bu yani bu devlet bu. Yani Alevi'ye bakışı da bu. Sünni'ye bakışı da bu. Müslümanlığa bakışı bu. Şimdi <laughs> burada Alevi toplumunun oturup bunları sorması lazım kendisine. Yani bu niye yapılıyor meselesini sorması gerekiyor. Şimdi buna birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı kuruyorsun. Evet. Ee, ve devletin önemli bir kurumu haline getiriyorsun. Buna da savunun yine layıklık. Işte. Heh, bunu e, de, da devlet dediğin işlerini ayırdık. Ayırıyorsun güya tabii. Ondan sonra bunu da Tümüyle e, devletin bütçesinden de besliyorsun. Aslında şu yapıyorsun. Yani hani e, inançlar bir rekabet e, içerisinde birbirlerine taraftar toplayabilirler. Yani bir Alevi bir Sünni olabilir. Bir Sünni bir Alevi olabilir. Bunların yolu vardır, yöntemi vardır yöntem. ikna olur olur. Bunlar e, yani bütün dinler kadimden bu tarafa hep aynı gelmemiştir. Kimisi artmıştır, kimisi azalmıştır, İkna olanlar olmuştur, din değiştirenler olur. Bunlar toplumun gerçekliğidir. Bunlar ama. Bunu ama sen şöyle yapıyorsan, yani bir tarafın elini kolunu gözünü bağlayıp öbür tarafını edeceği kavgada e, eline çivili sopa veriyorsan işte bu e, katliamdır, bu asimilasyondur, bu yok saymadır, bu bölücülüktür, bu her şeydir işte yani. <laughs> Alevi toplumuna yapılan da budur yani. Bu anlamıyla. Şimdi tekke ve zaviler kanunda aslında yasaklanan tümüyle alevilik olmuştur. Hiç kimse kusura bakmasın. Hiçbir sünni tarikat Bundan faaliyetinden men edilmemiştir. O, yani kağıt üstünde yasaklanmıştır. Bak hı. kağıt üstünde yasaklanmıştır. Bu başka bir şeydir. Ama fiiliyatta hiçbirinin tekkesinin içerisindeki cami mescit kapatılmamıştır. Ve bütünüyle inanç ibadetleri orada devam etmiştir. Hı hı. Ama bizim... İnancımız ibadetimiz tümüyle yasaklanmıştır. Yani hı hı. tekkeler yani bizim Sultan tekkesi ya da oraya Ayinleri <laughs> basılmamıştır değil mi diğer? Tabii. Yani hayır canım nerede? Belki rifailerin, bil yani. bilemiyorum ama Mevleviler, Nakşi'ler bayağı devam etmiş. De hepsi de desteklenmişler ha, daha ayrı desteklenmişler ayrıca. yani. Hani evet. Diyanet, Diyanet yapılanması kurulmuş ve Diyanet içerisinde bunlar varlıklarını sürdürmüşler. Hı. E, bu taraftan öyle bir şey var. Evet. Yani yakın zamana kadar da şu anda da öyle. Herkes bilir. Yani camilerin tarikatlar tarafından paylaşıldığını, ilçelerdeki hangi caminin hangi tarikata ait olduğunu herkes bilir. Ve bu tar bu camilerin bakımını, onarımını, elektriğini, faturasını, masrafını her şeyini de biz karşılarız Aha. yani. Doğru. Ee, bir şeye geleceğim, ee, Hübyar Hoca'na geleceğim ama bu cumhuriyete kalan tekke ve zaviyelerden hangilerinin Aleviler'e ait olduğu bellidir Hı. değil mi? bunlar çalışmalar var mı? Yani Osmanlı Devleti'nin bu yerlerle ilişkisi nasıldı? Buna evet, dair evet. bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ya tabii ki sonuçta önemli Alevi dergahları var. Bir de kentlerde Bektaşi dergahları evet, var. En, var. Kentlerdeki evet, kentlerdeki Bektaşi'nin en bilineni diyelim. Evet, yani ama diyelim bek... Ocağı, diyelim Ocağı, işte Cemal Abdallı. Şimdi kimi ocaklarda şöyle bir şey var. Kimi ocaklarda bu tekke kavramı kullanılmamış ya da... Ha bir e, de ocakla tekke kısmını gelecek mi? Yani, evet. yani tekke yapılanması üzerinden bir merkez oluşturamamış kimisi. Hı -hı. Bunun bir takım sebepleri var. Çünkü niye? İşte ocak e, komple e, göç etmek zorunda kalmış. Yani bizde de yaşanmış. O sultanın üzerinden örnek vereyim ben sana şimdi Hubyar Sultan dergahının tekkesinin olduğu yerde yani bu Hubyar köyünde 1800'lerde bir göçe maruz bırakma söz konusu köyleri tamamen. Hı hı. Yani orayı boşaltma ikinci Mahmut politikalar çerçevesinde. Tamam. Yani göçe zorlanıyor işte. Yalıncak Sultan dergahında aynı şey oluyor. onun, belki Dersim'de Muhundu'da da aynı şey oluyor. Bilemiyorum orayı tarih Baba olarak. Mansur'da. Baba Mansur'da falan. Birçok yerde benzer şeyler yaşanıyor. Örneğin şeyde var Üryan Hızır da var aynısı. Hmm. Şimdi Üryan tek tekkesinin olduğu yerde Üryan Hızırlar yok. Yani Üryan dedeleri yaşamıyor yani. Tamam göçten dolayı. E, evet, göç Dolayısıyla her ya. ocak tekke Şimdi dolayısıyla bu ne oluyor sonra? Sonra şöyle bir şey oluyor. Yani her ocak mensubu gittiği yerde ocağı temsil ediyor. Tamam. Yani ocağın ateşini yakarlıyor. Evet. Yani ocağı orada tutuyor. Yani her biri her bir yere dağılıyor. Köylere, şehirlere dağılıyorlar. Hı hı. Oralara yerleşiyorlar. Özellikle talip köylerine gidiyorlar. 1826'da e, dede köyleri dağıtılınca, yani tekkelerin bulunduğu dede ocak merkezleri darmadağın ediliyor. Darmadağın edilince e, dedeler kendi taliplerinin olduğu köylere gidiyorlar. Hı. Dağılıyorlar. Hı hı. Ve oralarda onlara yer veriliyor ev yapılıyor, arza arsa veriliyor, mal mülk veriliyor yani talipler tarafından. Talipleri tarafından koyun kuzu veriliyor diyor dede diyor buraya yerleş burada hayatım sürdür. Hı hı. Ya bizim şu anda hemen hemen her talip köyümüzde bir dede ailesi vardır. Bir ya da iki Aa, tane. Evet. Hepsi o dönemde gitmiş. Anladım. Hepsi o dönemde. Hı. Şimdi bunlar oralara yerleşiyor ve ocağı oradan e, e, tutturuyorlar Tütürüyor. yani. Ocağı oradan sürdürüyorlar. Dolayısıyla ocak yapılanması çok zarar görmüyor. Ama tekke... Daha mobil olduğu için. Tabii mobilize yani. Ama tekke işlevini yitiriyor. Hı hı. Yani tekke tekkeş. Bizim bu Yunus'tan tekkesi çok sonra işlevine yeniden e, kavuşuyor. Ya yani ocak daha Ama en burada, formal bir şey o zaman. E, tabii, tekke daha tabii. formal bir şey. Ya yani ocak bir yere bağlı bir şey değil. Yani ben gelim mekan, al. Mekanlık şeyi yok. Mekan, şimdi ne Sen şimdi Almanya, Berlin'e taşınıyorsun. Ocağı oraya götür. Berlin'de ocağı tüttürüyorsun. İşte bitti bu kadar. Tamam. Orada taliplerinle beraber. Ya tekke bir mekan. Aynen. Hmm. Taliplerinle beraber o ocağı orada sürdürüyorsun, tamam, bu güzel yürütüyorsun. Ayrım, evet. Burada yapıyorsun. Tamam. Şimdi te tekke başka bir şey. Yani tekke belli bir merkezde daha merkezi bir yapılanma, hı hı. daha organize bir şey falan böyle hı hı. bir durum. tekke özelliğini vasfını birçok ocak koruyamıyor o yüzden. Yani tekkesini koruyamıyor anlattığım sebeplerden dolayı tamam. koruyamıyor. Ya yani bu özellik önemli şu anda önen genel olarak Kızılbaş Alevi ocak yapılanmasında tekkenin çok şey bir faal bir önemi kalmıyor diyeyim hani belki hmm. cümleyi yanlış kullanıyor olabilirim anladım, anladım. ama maksadım şey değil ona e, yönelik kötü bir laf değil. <laughs> e, sadece işlevsel olarak e, ocak öne çıkıyor. Ocak dedeleri öne çıkıyor. Dedeler gittiği yerlerde ocakların e, tüttürüyorlar e, orada sürdürüyorlar, sürdürüyor. sürdürüyorlar. Ocağın tütmesini sağlıyorlar. Hı -hı. E, o anlamıyla o e, ocak öne çıkıyor. Tekkeler hani <laughs> e, bizim köyde de evet. yani ne oluyor? bir Ocakzade olarak bu evet. bu bir yer tekkesinin bu kanundan nasıl etkilenir? Evet. Yani bu bir yer tekkesi özelinde bu Tekkeler kanun... nasıl etkileniyor? mesela tamam. evet bu hoş Şimdi, bir, yani hoş şöyle, şöyle bir şey var. Örneğin bu Tekke ve zaviler, zaviler Kanunu tümüyle bu şeyden ele alınıyor ya. İşte bu tarikatların tekkelerin yasaklanması Aha. ve bu dedelik birlikmüşlük falan diye ele alınıyor ya. Bunun bir de şeyi var. Yani tekkelerin Eşyaları, malları, mülkleri var. Kutsal, Kutsal emanetleri, emanetleri var, var yani. Şimdi bunlar var, ne oluyor? Tabii var Şimdi bunlar değil. ne oluyor? Bakın bununla ilgili genelge yayınlanıyor. Yani 1925'te yine bin... kanunun <laughs> arkasından Tabii. genelge yayınlanıyor Genelge yayınlanıyor ve bu genelge türbe, tekke, ve vezaberideki eşyaların hakkında genelge yayınlanıyor. Ha. Buna ne oluyor? Diyor ki e, yani kıymetli eşyalar etnografya müzelerine alınıyor. Ee, ondan sonra musiki, e, saz e, gibi şeyler, e, teslim taşları bak burada o da yazıyor. Kant taşları, teslim taşları, kavuk, mihver. E, bunlar e, Bektaşi nefeslerinde birkaç beyti veya resimleri ihtiva eden levhalar, e, topuz, kılıç, kalkan gibi eşya tereddütsüz etnografya müzesi için Alınır diyor yani tamam Bütün bu eşyaları. Devlet kamu malı olarak onu el koyuyor. el koyuyor. Şimdi el koyuyor bunları alıyor etnografya müzelerine taşıyor. Şimdi hmm. etnografya müzelerinde bunlar ne oluyor? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Hmm. Bakın ben milletvekiliyken en son Hacı Bektaş dergahında Hacı Bektaş dergahına ait eşyaları götürdüler. Tamir yaptıracağız diye. Bir daha da getirmediler. Sonra Hacı Bektaş'taki arkadaşlarımız dediler ki ya etmeyelim bunu mecliste bir gündeme getirin. Bütçe görüşmelerinde Kültür Bakanlığı'na sordum. Arkasından beni aradılar. Bir gün sonra dediler biz bu konuyu araştıracağız. Bir gün sonra aradılar dediler ki haklıymışsın. Hı. Eşyalar alınmış ama götürülmemiş. Şimdi Kültür Bakanı'nın ya da bilmem kimin haberi de olmayabiliyor. Yani oradaki memurun inisiyatifine bırak kalıyor çoğu şeyler. Aa. Ve ondan sonra benim çabamla vermiş olduğumuz o takipatla o eşyalar Hacı Bektaş Dergahı'na geri götürüldü. Oradaki müzeye. Müzeye geri bırakıldı. Şu anda müzede sergileniyor tekrar o eşyalar. Hmm. Şimdi onun bize takibini ben yaptığım için biliyorum ya. Yani. Tabii o dergah şimdi müzeye döndüğü için onun eşyalarını orada görebiliyoruz. Orada diğer, var. ne yapacağız? Şimdi onları ha, konuşacağız. Diğerlerini ne yapacağız? Şimdi diğer taraftan diyor ki Acemkarı ve Anadolu e, mamulatından olan nevati boyayla boyanmış Oo. eski kilim ve halılar bunların parçaları Asari İslamiye ve Sanayiye Nefse Müzesi'ne, sanat, İslam Sanatlar Müzesi'ne hmm. aktarılır diyor. İslam Eserleri Müzesi'ne. Şimdi burada halıyı, kilimi, kitapları ondan sonra bütün bunların hepsine el koyuyorlar. Bunların hepsini e, bulundukları bölgelerde dağıtıyorlar. Ne diyor ki bak e, dördüncü genel genel dördüncü maddesi. Tekke ve türbelerde bulunan kitaplar hı hı. İstanbul'da komisyonun ve kütüphaneler genel müfettiş nezareti altında Süleymaniye'ye. Süleymaniye'ye. Bu, İstanbul'dakiler. <laughs> Bursa'dakiler müze kütüphanesine. Kastamonu'dakiler Darul Kurra'ya, Konya'dakiler Yusufa Kütüphanesi'nde toplanacak. Diğer vilayettekiler eserlerinde de mahalli kütüphanelerden muhafazası temin olunacak. Farklı eserler doğruca Ankara'daki genel kütüphaneye gönderilecek. Şimdi hmm. bütün Alevi Bektaşi dergahlarındaki yazılı kaynaklar. Yazılı kaynakların hepsi darmadağın ediliyor. Bu kütüphanelerde duruyor mu bunlar? Duruyor yani, mu? Evet. Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Çünkü bununla ilgili bir sorun çıkıyor. kütüphane fişleri hakkında. Ee, diyor ki ya bunların birçoğunun diyor e, evrakları diyor neye ait olduğunu bilmiyoruz. Geldisi yok, gittisi yok bilmem nesi yok, şusu yok. Kaydı yok, yok. Kaydı yok, kuydu yok filan diyor. Şimdi burada birçoğu fikir ediliyor yani. Çalınıyor, atılıyor, götürülüyor bilmem ne yapılıyor filan filan ee, akıbeti bilinmeyen şeyler var. Bu da yine aynı dönemdeki bir <laughs> e, belge yani bu çevrilmiş belge tabi. <laughs> e, bu, bu da var. Şimdi bu, Bunlar Bunlar şehirlerdeki tekke, alevi tekke ve dergahlarındaki eşyalarla ilgili. Peki köylerdekiler ne oluyor? Hı -hı. Gelelim evet. Uğurvastan mesela. Dergahı örneğinden ya yani bu Uğurvastan derken sadece Uğurvastan değil. İşte Yalıncak Sultanı da var bunun. Kul ümmeti de var bunun. Hı -hı. Efendim, Hı -hı. Keçeci babası da var bunun. Ee, işte Dersim'deki e, o döneme dışında yani tekkelerle... daha çok kızılbaşlar, başlar. ağam tüm tabii. daha fazla zarar tabi, görüyorlar. Tabii Alevi bundan. ocaklarındaki tekeler daha büyük zarar görüyorlar. Değil mi? Evet. Şimdi nasıl zarar görüyorlar? Bir defa şöyle bir şey var. Bunlar dağ başında olduğu için Hah. bir defa gelip bunlara kayıt, kuyut bilmem ne hiçbir şey olmuyor. Bunların tamamı son kullanıcısının elinde kalıyor. Tam son kullanıcısının elinde kalıyor. Son tekke şeyhi kimse, tekke postun içini kimse, onun ailesinde miras olarak paylaşılmaya ve bölüşülmeye başlıyor. Aa, yani özel mülkiyete dönüşüyor. Özel mülkiyete dönüşüyor. Yani ha, tekke'nin malı olan tüm o inanç topluluğuna ait olan şeyler ı -ı. özel mülkiyete. Ya, özel mülkiyete dönüşülüyor ve kardeşler arasında paylaşmaya başlıyor. Oo. Şimdi örneğin bu bir artudan tekkesinin müstemilatlarını biz biliyoruz. Tekke ve müstemilatları var. Eee müstemilatları daha sonra paylaşılıyor. O kardeşler o kardeşler paylaşıyor. Öbürü kendine ev yapıyor, diğeri ahır yapıyor, diğeri samanlık yapıyor. Kendi arasında paylaşıyor bunları. Şimdi buna itiraz eden kimse yok, edecek kimse de yok yani. Çünkü devlet elini çekmiş, yani ortadan vakıf kalkmış. Yani kurumsal işleyiş ortadan kalkmış. Zaten inanç ibadeti yasaklanmış. Ve bütün bunların hepsi mallar, bu, bu konudaki mülkiyetler Hı -hı. özelleşiyor, kişilerin elinde kalıyor. Şimdi Bizim köyde farklı bir durum oldu bu konuyla ilgili olarak. Nasıl bir şey oldu? Bizim tekke özelliği, bizim daha sonra tekke bu özelliğine yeniden kavuştu. Yani nasıl kavuştu? Müştemilatlarıyla değil ama, ee bi ha orada şöyle bir şey var tabii çünkü Yani 25'ten orası, sonra ama eski özelliğine kavuşuyor. Hayır, hayır, burada esas önemli şeyi, şeyi kaçırıyoruz. 1954 sanırım bir dakika. 1950 Menderes. <laughs> evet, şimdi bak 1950'de Tekke ve Zavvel kanunu bir değişiklik oluyor. Ha. Çünkü tamam. bir herkes biliyor ki Menderes geliyor. işte evet. popülist dini bir. Tabii. <laughs> tamam. Şimdi bir şey oluyor 1950'de. E, ek fıkra ekleniyor. 1 Mart 1950'de. 5.566 e, sayılı kanunla hı hı. türbelerden Türk büyüklerine ait olanlarla büyük sanat değeri bulunanlar Kültür Bakanlığı'nca umumu açılabilir. Ha. Bunlara bakım için gerekli memur ve hizmetler tayin edilir. Hacı Bektaş Dergahı böyle açılıyor. Ha. Yani 1950'deki tekke ve zavvetler Hacı Bektaş belli Türk büyüğü sayıldığı için. Tabii. Yani bunlar e, Türk büyüğü kabul edildiği için e, Türk büyüğü olarak e, 1950'de tekke ve Kültür Bakanlığı'na bağlı bir mekan olarak müze olarak. Tamam, Abdal Musa öyledir. Geyik Baba öyledir. Bu <laughs> bir sultan öyledir. öyledir. Şimdi yani bütün hepsini Türk büyüğü olarak kabul ediyor. Baba Mansur da öyle kabul ediyor. Öyle kabul ediyor zaten. hepsini diyor bunlar Türk büyüğüdür diyor. Zaten <laughs> Kürt Alevi yok. Yok zaten. Kürt yok ki Alevi olsun yani. <laughs> Kürt Kült yok ki alevisi olsun hani cümle doğrusunu bir koyalım onların nezdinde. Şimdi do dolayısıyla bunların hepsi Türk büyüğü diye türbeler ziyaret açılıyor. Ha, böyle bir kalıp bulunmuş anladım Tabii türbeler <laughs> ziyaret açılıyor 1950'de. İşte bizim Hubi e, Hubiistan e, tekkesi e, 1950'de <laughs> ya yani bu kanundan sonra e, diyorlar ki tekkeyi yaptırın. Şey ya yaptırın tekkenizi diyorlar yani artık kullanabilirsiniz. Ya dağılmıştım işte milat. Tabi, müştemilat dağılmış ama türbe duruyor. Ha, türbe duruyor. Yani Yine ziyarete açın bunu. Hani Açın ziyarete. Ha, bu yani. bir kamusal Bakın Şöyle bizim teki annem anlatırdı. <laughs> annem 94 yaşında e, göçtü. Ya, geçen sene. <laughs> e, dolayısıyla e, eskileri çok iyi hatırlardı ve muhabbet derdik anlatırdı. Son 5 dakikamızmış bu arada. Öyle <laughs> mi? Yapmaya <laughs> daha çok şey konuşacağız. <laughs> e, e, şunu anlatır dedik. Derdi ki... E, ki tekke mühür vurmuşlar bildiğiniz o soğuk mühür yani koparttığı zaman ceza saptı cezası olan mühürden kapısına vuruyorlar. Bizim tekkenin şöyle küçücük bir penceresi vardır böyle. Yani tekke dediğim ziyaret yeri, o sultan türbesinin olduğu yerde küçük bir penceresi vardır. Bizimkiler o pencereden içeriye de merdiven uzatarak oradan içeri girip ziyaret edip oradan geri çıkıyorlarmış. Kapıdan giremiyorlar. Böyle ziyaret ediyorlar türbeyi. 1950'de bu Menderes'in çıkarttığı bu kanunla bir Türk büyüğü olarak bu bir türbesi ziyarete açılıyor, e, türbe yaptırılıyor yeniden 1954 lerde sanırım 54'lerde lerde türbe yeniden yaptırılıyor yapan ustayla da ben tanışmıştım, e, <laughs> konuşmuştum, e, Ermeni e, bir Ermeniden eğitim <laughs> alarak e, ustalaşmış. Ve bu konularda tekkeleri, camileri, türbeleri falan yapan bir ustane dönüşmüştü. Işkanlı Veli Usta Sivas Işvan Köyü'nden. Hı hı. Ee, hak rahmet eylesin buradan da ona ailesine selamlarımızı iletelim. Ee, ondan ben yapım hikayesini de dinlemiştim. Hikaye çok bizde bu konuyla ilgili. Ee, netice itibariyle şu oluyor. Türbe açılıyor. Hı hı. Yani açılıyor. Ziyaret Türk büyü olarak ziyarete açılıyor. Ve o türbenin açılmasıyla birlikte bizim orası bir de dağ başı köy olduğu için tekke işlevine de kavuşuyor yeniden bizimki. Yani ziyaretler çoğalıyor, talepler geliyor, şudur budur filan. Tekke işlevine de kavuşuyor. Ee, gel zaman git zaman bura aile diyor ki bura bizim babamızın malı. Hmm. Yani o tekke hmm. ve zaviler kanunu özel mülkü, sonra, mülktü. Özel mülke dönüşüyor. <laughs> Biz de buna dedik ki, ya bu böyle olmaz. Yani bunun geçmişi böyle değil, evveliyatı böyle değil. Yani tamam sizin aileniz ee, son post içinlik yapmış kişi ya da son şeyh olabilir ama netice itibariyle burası kamusal bir yer. Yani bütün herkesin kutsal hmm. değeri. Kimsenin şahsına ait değildir. Buranın geliri de gideri de tamiri de bakımı da efendim, burayla ilgili ne tür hizmet varsa bunu hepimiz e, yapabiliriz. Bir vakıf kuralım ve bu eski vakfımızı yeniden canlandıralım. Hmm. E, dolayısıyla burayı yapalım edelim dedik. Fakat e, aile işte bu tekke ve zaviyeleri kanuna getirdiği, getirdiği sonuçla birlikte hmm. dedi ki biz burayı 20 yıldan fazladır e, nizasız bir şekilde kullanıyoruz. Ah. Dolayısıyla zilliyetlik hakkı Medeni oluşmuştur. Göre Tabii. hakkı oluşmuştur. Zilliyetlik hakkı oluşmuştur deyip dava açtılar. Yani hmm. tapu davası açtı aile buraya. Temel Hı -hı. Mustafa Temel isimli şahıs o zaman işte. E, bu davayı açtılar. E, köy muhtarlığına, hazineye, şuna buna karşı. Ve en son dava kazanıldı. Muhtarlık kazandı falan. Hikaye uzun orası ayrı bir tartışma. Ama başka bir şey daha oldu. Başka bir şey daha var. İşte bu kanunda Buradaki yönetmelikte e, dedik ya şehirlerdeki e, tekkeler uygulandı. Peki bu dağ köylerindeki tekkelerdeki kutsal emanetler nereye gitti? Şimdi onlar o kişilerin malı oldu. Şimdi şimdi diyorsun ki Ubeyr Sultan'ın neyi var getirin bakalım. Benim mi oluyor senin değil ki neyi getireceğim? İşte bunlar kaybedildi. Bu, bu değerler kaybedildi. Yani bu... Dolayısıyla hani, <laughs> sözlü bir kültür sizin yazılı kaynağınız yok gibi değil mi? Alevilik pek çok böyle şeyler de söylenir. Bu argümanlara da dayanak oldu. Yazılı kaynakların çoğu da bu aşamada gitti. Tabii çıktı yani elden. tekkelerdeki yazılı kaynaklar filan işte anlattığım şekilde el konuldu. Evet. Bunların hepsini el konularak buralara taşındı etti. Bir kısmı bulunabildi bulunamayanlar var yani... 1926'larda, 30'larda yaşanan ikinci Mahmut döneminin tahribatını hiç konuşmaya gerek yok. Yani o zaten e, konu biliniyor. O, yani 1826'da II. E. Mahmut'tan sonra yaklaşık tam 100 yıl sonra da e, Cumhuriyetle birlikte e, Alevilere <laughs> başka bir darbe vurulduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Tanıyorum. Yani ben şunu çok net bir şekilde iddia ediyorum. E, kimle bu konuda bizle tartışmak isterse de hazırız. E, tekke ve zaviyeler kanununun resmi olarak bütün tarikatları, tekkeleri ve zaviyeleri resmi olarak kağıt üzerinde yasaklaşmış olsa bile fiiliyatta, fiziki olarak ve gerçek hayattaki karşılığı anlamında sadece aleviliği yasaklamıştır. <laughs> Uygulaması da böyledir, sonucu da böyledir, gelinen noktadaki sonuç da böyledir. Şimdi gelinen noktada tarikatlar, sünni İslami tarikatlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığına rağmen, işte Tekke ve Zaveler Kanunu'nun varlığına, varlığına rağmen, rağmen. Şu an özellikle 2000'lerde bir düşünsenize yani ne kadar güçlendiler. Şimdi bütün bu kanunlara rağmen Türkiye'yi yönetiyorlar bu tarikatlar. Evet. Evet, e, Tabii bu tarikatlar e, Türkiye'yi yönetiyorlar ama Aleviler hala e, bu köy kanunuyla yönetilmeye devam ediyorlar. Şimdi hiçbir Alevi kusura bakmasın e, bu devrim kanunudur, bu cumhuriyetin koyduğu bir kanundur. Efendime söyleyeyim bu kanun e, Alevilerin hayrına olmuştur ya da bu kanun sünnileri yasaklamıştır, sünni tarikatları yasaklamıştır filan demez Açsın kanunu okusun, açsın pratiklerine baksın, açsın bugünkü sonuçlarına baksın, onun üzerinden gelsin konuşalım. Yani o anlamıyla e, tekke ve zaviyeler kanunu tümüyle ve tümüyle pratik uygulamaları açısından ve sonuçları itibari açısından Aleviliği yasaklayan bir kanundur. Doğru. Bu çok nettir. Şimdi biz bunu, e, Son yani alayım. bu e, örneğin e, iktidar kanadı da, yani ben Alevi çalıştaylarında e, masada oturanlardan birisiydim. E, iktidar karşısında, hı hı. E, Alevi temsiliyetinde masada oturanlardan birisiydim. Orada da bizim karşımıza ile ilgili bir şeyler çıkarttığımızda zaman bu tekevizavurlar kanun koyuyorlardı hep sürekli. Hı. Diyorlardı ki ya bu kanunu kaldırmak lazım. Onlar bizim üzerimizden kendilerine meşgul. Biz de şunu söyledik, dedik ki biz bu kanunu savunmuyoruz. Biz istediğiniz kanunu değiştirebiliyorsanız bunu da değiştirin. Bize niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Evet, <laughs> bunun için bize Yani hiç her şey, yani bütün kanunları bize mi soruyorsunuz? Köy kanunu değiştirmiyorsunuz. <laughs> Ama tekke ve zahire kanundan madem zarar görüyorsanız bunu değiştirelim diye bize soruyorsunuz. E değiştirin. E gelin yeniden yapalım. Gelin anayasayı yeniden yapalım. <laughs> teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ali Kenan ile birlikteydik. Ben geydik. çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler başka bir yolun yüzyılı programında görüşmek üzere diyorum. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar.